9. Sınıf Coğrafya Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 47 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Coğrafya Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 47 Göktürk 2 Çekimde Yönerge. Soruları aşağıdaki görsel, metin ve ön bilgilerinizden faydalanarak cevaplayınız. Bir kartograf milli uydumuz Göktürk 2'nin farklı tarihlerde görüntü aldığı 3 ülkenin fotoğraflarına ulaşmıştır. Ülkelerin haritasını çizmek isteyen kartograf, haritaları aynı ölçekle hazırlamıştır. Tüm ülkelerin görüntülerini haritaya aktarırken silindirik projeksiyonu tercih etmiştir. 1. Kartografın haritasını hazırlarken projeksiyon kavramını kullanmasının harita çizimindeki önemi nedir? Açıklayınız. Cevap: Haritalar hazırlanırken, dünyanın küresel şekli ve gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki farklılıklardan dolayı bozulmalar yaşanacağı için kartografın haritalarını hazırlarken projeksiyon yöntemlerinden faydalanması önemlidir. İkinci, silindirik projeksiyon ile haritası çizilen ülkelerin hangisinde hata payı en az, hangisinde hata en fazladır? Açıklayarak yazınız. Cevap: Tüm ülkelerin haritasının silindirik projeksiyonla çizilmesinden dolayı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe şekiller olduğundan büyük görünür. Bundan dolayı haritası hazırlanırken en az hata yapılan ülke ekvatora yakın olan Ekvator Ginesi, en fazla olan ise kutuplara yakın olan İzlanda'dır. 9. Sınıf Coğrafya Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 47 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.